Halk TV 28 Mart 2022 Fikret Bila Tek aday ilk tur. 6 muhalefet lideri Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldiler. Babacan toplantıdan önce diğer 5 lideri ziyaret ederek toplantının gündemi için önerilerini aldı. 6 muhalefet partisi liderini bir araya getiren ortak amaç Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirilmesi. 6 Lider'de Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde otoriter bir tek adam yönetimine geçtiği konusunda hemfikirler. 6 Lider'in ortak görüşü tek adam yönetiminde Türkiye'nin yönetilemez hale geldiği ekonomi, siyaset, yargı, ifade ve basın özgürlüğü, kişi hak ve özgürlükleri ve dış politika alanlarında parlamenter sisteme göre çok kötüye gittiği yönünde. Muhalefet liderleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çözüm değil, sürekli sorun üreten bir sistem olduğu görüşünde birleşiyorlar. Liderlere göre Türkiye'nin sorunlarını çözebilmesi için önce demokrasinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Altı muhalefet liderinin hedefi hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak hem de mecliste anayasayı en azından referanduma götürerek değiştirebilecek sandalye çoğunluğuna ulaşmak. Bu amaçla altı lider cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için tek aday ilk tur formülünde uzlaşmış durumda. Millet İttifakı içinde yer alan ve alması muhtemel 6 parti ortak bir aday çıkaracak ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda kazanılması için birlikte çaba gösterecek. HDP de ortak tek aday ve ilk tur formülünü destekliyor. Tek koşulu ilkeler üzerinde Millet İttifakı ile uzlaşma sağlanması. İktidarın bu birlikteliğini bozmak ve mecliste kazanacakları sandalye sayısını azaltmak amacıyla hazırladığı seçim yasası değişikliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için 6 partinin seçim işlerinden sorumlu yetkilileri çeşitli formülleri üzerinde detaylı çalışmalar yapacaklar. İktidarın yeni seçim yasasında barajı %7'ye indirmesi, Ortak Milletvekili adayı listesi hazırlanmasının zorluklarıyla birlikte Millet İttifakı ve ittifakla birlikte çalışan sağ partilerin üçüncü bir ittifak kurmalarını teşvik etme amacı da taşıyor. İktidar, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin üçüncü bir ittifak kurup seçime bu ittifakla girmeleri böylece Millet İttifakı'nın güç kaybetmesi hesabını yapıyor. Ancak iktidarın evde yaptığı bu hesabın çarşıya uyması çok zor. Muhalefet partileri üçüncü bir ittifakla yüzde yedilik barajın aşılabileceğinin ancak milletvekili dağılımının her partinin aldığı oya göre yapılacak olması nedeniyle çok fazla sandalye kazanamayacaklarının bilincindeler. Üçüncü bir ittifakın iktidara yarayacağını bildikleri için yeni seçim yasasının getireceği engellemeleri millet ittifakı içinde çözmeyi önceleyecekler. 6 muhalefet partisinin toplamda en fazla milletvekili çıkarabilmek için adaylarını CHP ve veya İYİ Parti listelerinden göstermeleri en yüksek olasılık. Bu formülün detayları üzerinde bir çalışma yapılacak ve öneriler geliştirilecek. Millet İttifakı'nın ortak adayının seçimi rahat bir şekilde kazanabilmesi HDP seçmeninin de desteğini almasına bağlı. Bu durum önümüzdeki seçimde HDP'yi anahtar parti konumuna getirmiş durumda. İktidar da bu gerçeği bildiği için HDP'yi kapatmak dahil bütün yöntemleri devreye sokacak. HDP seçmeninin dağılması, sandığa gitmemesi iktidarın temel amaçlarından biri. Bu nedenle HDP de partinin kapatılması olasılığına karşı önlemler üzerinde çalışıyor. İktidar yeni seçim yasasında bir partinin seçimlere katılabilmesi için mecliste grubunun bulunmasının tek başına yeterli olduğunu düzenleyen hükmü de kaldırıyor. Bu girişimin amacı HDP'nin de HDP'nin kapatılması halinde milletvekillerinin yedek tutulan bir partiye geçip seçimlere katılmasını önlemek seçimlere bir yıldan az bir süre kala HDP'nin kapatılması halinde ara seçim olasılığı da devreden çıkıyor. İktidarın hesapları arasında kapatma kararının seçimlerden kısa bir süre önce alınmasının HDP'nin seçimlere katılmak için yeni yöntem geliştirmesini zorlaştıracağı hesabı da var. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatacağından emin olmak mümkün değil. Buna karşın iktidarın hesabı ve beklentisi kapatılacağı yönünde. Böyle bir karar HDP seçmeninde iktidarın beklediğinin tam aksine bir etki yaratabilir. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına desteği artırabilir. Ayrıca kapatılsa bile HDP'nin seçimlere bir başka parti adı altında veya mevcut sol partilerden birinin listelerinden girmesinin önünde bir engel de yok. Muhalefet partileri iktidarın seçimi kazanabilmek için hazırladığı tuzakları aşacak bilince sahip görünüyor.